Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine ETS'deyiz ve geçenlerde biliyorsunuz yeni bir turizma modumuz vardı. Onunla oynamıştık. Erken erişimdeydi. Bu videomuz ile beraber artık herkese açık ücretsiz bir şekilde yayında olacak. Video açıklamasında oyuncu bizim sitesinin linkini bulabilirsiniz. Oradan direkt otobüsü indirebilirsiniz. Bilginiz olsun. Haritamızda TR Extended. Gebze terminalindeyiz bugün. Gebze terminalinden başlayıp şöyle Tüpraş'ın olduğu tarafa doğru gideceğiz. Şurada bir yerde bitirmeyi planlıyorum. Farklı bir yerde bitirelim böyle. Terminalde başlayıp terminalde ya da otoverde bitireceğiz diye bir kaydımız yok. Bugün farklı bir olay izleyelim istedim. Şöyle Gebze terminalindeyiz. TR Extended Map'in içerisinde olan bir terminal bu. Video açıklamasında TR Extended Map'inde indirme linkini bulabilirsiniz. Biliyorsunuz en son güncellemeyle Marmara Edition eklenmişti İstanbul Edition ile birlikte. Video açıklamasında linkten indirdiğiniz zaman İstanbul Edition, Marmara Edition Part 1 birlikte birleştirilmiş hali direkt sizler de kullanmış oluyorsunuz. Zaten İstanbul Edition olarak şu bölgeler tamamen gelmişti. Marmara Part 1'de de Yalova, Kocaeli şu bölge tamamen gelmiş oldu. Ve yenilikler, güncellemeler yapılmış oldu. Şöyle aracımızı çalıştıralım. Yavaştan yolumuza çıkalım. Şöyle terminalimizden ince ince çıkalım yolumuza. Geri vites testi süper. Bugün relax modeliyle oynuyoruz. Aslında relax modelinin sesi Euro 6 olarak seçmemiz gerekiyor ama ben Euro 5'in sesini daha çok beğendiğim için Euro 5'in sesini yine kullandım. İki farklı ses seçeneği var, yani bilginiz olsun. Siz istediğinizi kullanabilirsiniz. Şöyle kapılarımızı da kapatalım. Haydi bakalım, çıkalım yolumuza. Şuradan çıkış vardı. İnce ince çıkalım. Evet, biraz dar alanlar buralar. İnşallah rahat bir şekilde döneriz buradan. Evet, kapı açılmıyor mu? Denemedim. Heh, açıldı. Tamam. Biraz oyunun sesini sizlere açayım mı? Gerçi açık. Çok da kısık değilmiş. İyi, rahatça döndük. Sıkıntı yok. Devam. Ne oluyor? Orada çadır karışmış. Kornalar, mornalar havalarda uçuyor. Ne olmuş orada? Karışmış ortalık vallahi. Biz şuradan şöyle döneceğiz. Evet, yine feribotla karşıya geçeceğiz. Thank you.
Evet, videomuza yorumlarınızı, like'larınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Bol bol yorum, bol bol like bekliyoruz. Unutmayın sizler de. İzlerken hemen bir şöyle bir pause yapın. Bir like'ı yapıştırın, sonra kaldığınız yerden devam edersiniz. Çünkü yorumlarda görüyorum şimdi ben böyle like yorum falan böyle isteyince yazan arkadaşlarımız oluyor. Ya işte videoya dalıyoruz, videoyu izlerken yorum atmayı, like atmayı unutuyoruz falan diyorlar. Unutmayın, hemen şu anda bir pause yapın. Buraya kadar gelmişsiniz. Bir pause yapın hemen. Hemen bir like'ı yapıştırın, hemen bir yorumunuzu yapıştırın. Ondan sonra kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Evet, topçular Yalova. Tavşanlı Yalova, Eskihisar. Evet, köprünün ayakları gözüküyor buradan. Eskihisar terminali. Nasıl yankı yapıyor? Yol çizgilerini kapatmayı unutuyorum her seferinde ya. Şunu bir şu çizgi seslerini bir kapatalım ya. Tırtıklı şerit sesiydi galiba, değil mi? Yok, değil. Ha, bunu kapatınca o ses de o zaman gidecek. Tırtıklı şerit sesi var. O zaman yok, kapatmayacağız. Kapatmayacağız o zaman. Yoksa normal tırtıklı şeritlerde de ses iptal olacak. Onu kapatmayalım. Tamam, vazgeçtim. Ya emniyet şeridinin oraya girdiğimiz zaman biliyorsunuz böyle sürekli ses geliyor. O gelmesin diye kapatayım dedim ama bu sefer tırtıklı bütün sesler, yani tırtıklı şeritlerin bütün sesleri bu sefer gidecek. Yani herhalde gider, bilmiyorum ama ben bir yer olmadı onu video dışında denerim. Yani şu sesler de gidecek. Ya şuradan binelim gemimize. Haydi bakalım, devam ki. Trafik mi kapalı diyeceğim? Açık. Ben hiç trafiğe ellemedim ama.
Yo var, tamam, akıyor trafik. Şimdi fotoğraf çekerken falan kapatıyorum çünkü bazen yolun ortasında çekiyorum, arkama geliyorlar, dat 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 kornaya basıyorlar. Kafam ağrıyor böyle onların kornasından. Ya da böyle zorluyorlar, illa geçeceğim geçeceğim hesabına. Fotoğrafın içine ediyorlar. O yüzden mecburen kapatıyorum trafiği fotoğraf çekiminde. Ama fotoğrafı terminalde çektim bu sefer. O yüzden herhangi bir şekilde trafiğe müdahale etmedim. Şimdi kapatırsak bu sesler de gider diye tahmin ediyorum. Deneriz. Hatta deneyelim mi? Hazır böyle bol bol tırtıklı ses duyuyoruz şu an. Denemedik demeyelim. Deneyelim. Ama bence gider. Evet bak. Yok. Bu sefer bir anlamı kalmıyor ki abi. Biz onun için mod kullanıyoruz bir de üstüne. Şimdi ben bu şeyden bahsediyorum. Emniyet şeridine girdiğimiz zaman sürekli bir ses geliyor böyle. Gereksiz bir şekilde. Normalde gelmemesi gereken bir ses geliyor oyunda niyesi. Ben ondan bahsediyorum ama yok, vazgeçtim. HGS, OGS abonesi olun. Ama OGS'ler 31 Mart son gün. Artık kaldırılıyor. Oha, otobüsün geçişe bak. Yok artık. Ana. Normalde bunlar yavaşlar buradan geçerken. Burada yavaşlamıyorlar. Hiç umurlarında değil vallahi. Yani otobüs olarak tabii ki denetim istasyonuna girmemize gerek yok. Bak buradan yavaş geçiyorlar. Az önce bildiğin son gaz geçiyorlardı. Allah oğlum, burası otomatik değil miydi? Ya Allah'tan durabildik ve hemen açıldı kapı. Yani duramasak da belki bir ihtimal geçerdik ama sanmıyorum, geçemeyebilirdik yani. Osman Gazi Köprüsü. Acil durumlar için 161. 161'i arayabilirmişiz. Köprüde yol yapım çalışması var.
Oyuna para veriyoruz anasını satayım ya. Allah razı olsun. Hareket tüneli. Bu korna ses çok geliyor. Evet, bir 72 TL daha verdik. Ver anasını satayım, ver. Aa, tüpraşın olduğu yere geldik. Bugün biraz hızlı geldik galiba. Gerçi rotamız da çok uzun değildi ama. Bugün tüpraşa girmeyeceğiz. Derinceymiş. Evet, Safi Port'un olduğu yere gireceğiz herhalde. Böyle sağa dönüşeceğiz. Dönüşümüz var çünkü. Derince Limanı. Evet, Safi Port. Dayı, selamünaleyküm. Çalışanları getirdik. Gerçi Ali Osman Ulusoy kaplamasıyla çalışan getirmemiz biraz garip ama olsun. Nereye gireceğiz? Park yeri şurası. Tırların yanına park ederiz artık. Ne yapalım? Ya da çalışanları şuraya bırakalım mı? Çalışanları getirdik hesabı, gidip de adamları otoparka bırakmayalım yani. Şuraya bir yere girelim.
He, burada indirelim, tamam. Tamamdır. Burası daha ideal. Otoparkta bırakmaktansa burası ideal, tamam. Şöyle kalalım. Açalım kapılarımızı da. Evet, Ali Osman Ulusoy kaplamasıyla şirkete çalışan getirmek de kaçak çalışıyormuşuz gibi oldu birazcık. Evet arkadaşlar, video açıklamasında otobüsün indirme linkini bulabilirsiniz. Oyuncu bizim sitesinden direkt indirebiliyorsunuz. Artık herkes açık bir şekilde paylaşıldı. Erken erişimden çıktı. Haritanın da aynı şekilde TR Extended Map'in Marmara Edition, yani Marmara Part 1 ve İstanbul Edition birleşmiş hali bu. Bunu da video açıklamasındaki linkten direkt indirdiğiniz zaman ayrı ayrı modlar değil, direkt birleştirilmiş olarak iki mod var. İki modda mod klasörünüzü attığınız zaman direkt benim oynadığım gibi bu şekilde çalışıyor. Bütün harita DLC'lerine sahip olmanız gerekiyor. Yorumlarınızı, like'larınızı eksik etmiyorsunuz. Sizleri seviyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen butonu basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.